Selamlar herkese. Her zamanki gibi umarım iyisinizdir. Bugün aslında Gökten Bey'in YouTube kanalında da teknik olarak anlatılan, aşağıda açıklamalara koyacağım internet sitelerinde de ayrıntılı detaylı teknik verilerini bulabileceğiniz LFP ve NMC bataryalarla ilgili genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ben de okuduklarımdan anladıklarımı size anlatacağım. Yani teknik terimlere çok boğmamaya çalışarak genel kabul gören şeyleri belirteceğim. Vereceğim sayılar da yaklaşık sayılar olacak. Bazıları sadece LFP bataryanın lityum iyon pil olduğunu düşünüyor. Halbuki NMC bataryalarda, LFP bataryalarda lityum iyon bataryalar. Bu isimler katot kimyasallarından kaynaklı oluşmuş durumda. NMC bataryalar kısaca nikel, mangan ve kobalt katmanları şeklinde oluşan bataryalar. Lityum iyonlar da bu katmanların arasında depolanıyor. NMC bataryalarda enerji yoğunluğunun yüksek olmasını nikel sağlıyor daha çok. Şarj ve deşarj işlemleri NMC bataryada LFP bataryaya göre daha iyi. Enerji yoğunluğu açısından bakıldığında NMC bataryalardaki katmanlar aralığına lityum iyon depolanma alanı daha fazla. Aynı kilowatt değeri için bakıldığında LFP batarya NMC bataryaya göre daha ağır ve daha büyük bir alana ihtiyaç duyuyor. NMC bataryada 1 kilograma yaklaşık 250 watt enerji depolanabilirken LFP bataryada 1 kilograma yaklaşık 160 watt enerji depolanabiliyor. Aynı şekilde hacim olarak da NMC bataryada 1 litrede 710 watt yaklaşık, LFP bataryada ise 390 watt enerji depolanabiliyor. Hem hacim açısından hem ağırlık açısından enerji depolama NMC bataryada LFP bataryaya göre daha avantajlı. NMC bataryada tabakalar arasına lityum iyonlar depolanırken LFP bataryada demir ve fosfat sütunları arasına enerji depolanıyor. Şişme ve büzülme, yani şarj edip dolma ve kullanımdan dolayı da boşalma, yani büzülme sırasında bataryadaki stres LFP bataryada daha az oluyor. %100 şarj demek, yani bataryanın dolması demek, katotun içindeki lityum iyonlarının tamamen anota geçmesi demek. NMC'de bu homojen şekilde neredeyse tüm lityum iyonlarının geçmesi şeklinde olurken, LFP'de ise %100 şarj durumunda bile hala bir miktar lityum iyon partikülleri katot içinde bulunmakta. LFP'de neden %100 şarja belli aralıklarla getirilmesi isteniyor veya öneriliyor? Şarj sırasında LFP batarya yapısı gereği voltaj grafiği NMC'ye göre daha stabilize ilerliyor. Bataryanın yönetim sistemleri bataryanın şarj durumunu vermek için akım sensörü ve voltaj sensörü zamansal ilişkisini kullanıyor. Akım sensörü ile bataryadan çıkan akım miktarının zamansal ilişkisinin ölçümü için akım sensörünün hassasiyeti çok önemli. Akım ölçümünde oluşan hata LFP'de zaman geçtikçe artıyor. Bunu ortadan kaldırmak için de belirli zaman aralıklarında %100 şarj etmek gerekiyor. Bu ertelendikçe az önce belirtilen hatalar artıyor, birikiyor ve batarya bundan olumsuz etkileniyor. NMC'de voltaj sensörü, akım sensörü ilişkisi nedeniyle şarj durumu her zaman daha doğru sonuçlar veriyor. Yanma direnci açısından bakıldığında oksijenler aşırı sıcaklıklarda NMC'de LFP'ye göre daha çabuk açığa çıkıyor. Ayrışma sıcaklığı NMC'de yaklaşık 210 derece üstünde başlarken LFP'de ise yaklaşık olarak 270 derece üzerinde başlıyor. Ayrışma başladığında ortaya çıkan enerji de LFP'de gram başına 200 joule iken NMC'de gram başına yaklaşık 600 joule. Yani ayrışmadan sonra ortaya çıkan enerji açısından da bakıldığımızda LFP batarya daha güvenli ve daha avantajlı. Özetle LFP batarya ısıya ve sıcaklığa daha dayanıklı ve yandığında açığa çıkan enerji NMC'ye göre daha düşük. Neredeyse 3 kat daha düşük. LFP batarya daha uzun ömürlü ve daha fazla döngüye sahip. Yani 0'dan 100'e şarj etme sayısı çok daha fazla. Yaklaşık 2 kattan daha fazla ve bu kullanım durumuna göre çok
daha uzun, çok daha fazla olabiliyor. Yani 3 katı, 4 katı ömre ulaşabiliyor. Yani 3 katı, 4 katı döngüye de ulaşabiliyor. Elektrikli bataryanın aynı zamanda maliyeti daha düşük. NMC bataryanın maliyeti daha yüksek. Nadir bulunan elementler içermemesi nedeniyle elektrikli bataryanın aynı zamanda çevresel olarak da olumsuz etkileri çok daha az. Tam dolulukta bataryanın bozulma oranı LFP bataryada çok çok daha az. NMC bataryada tam dolulukta bozulma oranı daha yüksek. NMC bataryanın ise en büyük avantajı daha az hacimle ve daha az ağırlıkla daha fazla enerjiyi depolayabiliyor olması. Bu nedenle genellikle uzun menzilli araçlarda NMC batarya kullanılıyor. Ayrıca NMC bataryanın bir avantajı da soğuk hava koşullarında LFP bataryaya göre daha dayanıklı ve daha verimli. Peki batarya ömrünü etkileyen faktörler neler? Ve batarya ömrünün uzun olması için neler yapmalıyız? Bataryanın öncelikle aşırı yüksek sıcaklığa ve aşırı düşük soğuğa maruz bırakılmaması gerekiyor. Bataryanın yüksek genleşme durumuna mümkün olduğunca daha az getirilmesi gerekiyor. Yani %80'in üzerinde şarjı mümkün olduğunca daha az yapmak gerekiyor. Bu yüksek genleşme durumunda da bataryanın uzun süre bırakılmaması gerekiyor. Yani %80'in üzerine şarj edildiğinde bir an önce aracı kullanmaya başlamak gerekiyor. Uzun süre %80'in üzerindeki batarya doluluğunda aracı bırakmamak gerekiyor. Aynı zamanda büzülme durumunda, yani %20'nin altına gelme durumuna da mümkün olduğunca az getirmek gerekiyor. Yine aynı şekilde %20'nin altına geldiğinde uzun süre bu şekilde tutulmaması gerekiyor. Bir an önce şarj edip en azından daha yüksek kapasitelere, daha yüksek şarj durumuna getirilmesi gerekiyor. Lityum iyonlarının etkileşimini ve stresini artıran çok yüksek hızlı şarjların mümkün olduğunca az kullanılması gerekiyor. Aynı şekilde bataryanın %0'a, yani tam boşalmaya mümkün olduğunca getirilmemesi gerekiyor ve %0'a getirilmiş boş haldeki bataryanın da uzun süre bu şekilde tutulmaması gerekiyor. %100 tam dolu duruma da mümkün olduğunca getirmemek gerekiyor ve aynı zamanda %100 tam doluluk haline getirildiğinde de mümkün olduğunca bu şekilde uzun süre tutulmaması, bir an önce aracın kullanılması gerekiyor. Peki neden bunları öneriyorlar? Çünkü tam dolulukta, yani genleşmenin tam olması durumunda ve boşalmada, yani büzülmenin tam olması durumunda katotta çatlamalar oluşabiliyor. Bu da bataryanın bozulmasını daha erken sağlıyor. Şimdi bu veriler ışığında bakacak olursak aslında NMC bataryalar ne kadar çok kütük bile kullansanız yaklaşık 1500 döngüye sahip. Yani NMC bataryalarda genellikle daha uzun menzilli araçlarda kullanılıyor. Yani genellikle 60 kW, tabii ki daha düşük bataryalılar da var ama genel olarak baktığımızda 60 kW ve üzerinde oluyor. Yaklaşık da 350-400 kilometrelik menzillere sahip oluyor. Yani tam doluluğa sahip olduğunda 300 kilometre bile yaptığınızı düşünseniz 450 bin kilometre boyunca yaklaşık %80 kapasitesini korumuş oluyor. Dolayısıyla çok kafaya takılacak şeyler değil bunlar. Ama tabii ki aracınızın daha uzun ömürlü olmasını, çok uzun yıllar daha sağlıklı bir şekilde kullanmayı istiyorsanız ve şehir içi kullanımlarınızda daha yoğunsa, sık sık da aracınızı şarj etmek durumunda kalıyorsanız, %100'e de getirmek durumunda kalıyorsanız LFP bataryalı olanlarını tercih edebilirsiniz. NMC bataryalı olanlar ve LFP bataryalı olan araçları kendi sitelerinden inceleyerek bulabilirsiniz. Ama tanınmış araçlardan baktığımızda söylediğim işte Tesla Model Y, Standard Range olan LFP bataryaya sahip, Long Range olan ise NMC bataryaya sahip. Yine aynı şekilde KGM Torres EVX LFP bataryaya sahip, 70 kW'ın üzerinde bir kapasiteye sahip bataryası var. MG 4 Luxury'ler NMC bataryaya sahip ve yaklaşık 60 kW'lık bir bataryaya sahip. MG 4 Comfort'lar ise LFP bataryaya sahip ve yaklaşık 50 kW'lık bir bataryaya sahip. Hyundai, Kia, Peugeot, Citroen, Opel, Renault, bunların araçları ise NMC bataryaya sahip. Tok NMC bataryaya sahip ve yaklaşık 88 kW'lık bir bataryası var. Yine Volvo, Mercedes, BMW, bunlar NMC bataryaya sahip. BYD LFP batarya kullanıyor. Burada tercihi sizin tamamen kendi ihtiyaçlarınız, beklentileriniz
beğeniniz ve beğenileriniz araç seçimini belirlemiş oluyor. En sonuna bir özet koymak istedim, faydalı olur diye. evkx.net sitesinden alınmış verilere baktığımızda görüleceği üzere %10 ile %80 arasında kullanım kabul edilebilir optimum düzeylerde görülüyor. Ama eğer aracı park halinde uzun süre tutacaksanız, yani 4-5 gün, 1 hafta gibi süreçlerden daha fazla tutacaksanız, o zaman %30, %50 aralığı en ideal aralık gibi görünmekte. Uzun yol gibi zorunlu koşullar olmadığı sürece DC, yani hızlı şarj istasyonlarını kullanmamaya çalışın. Aracınızı aşırı sıcak ve soğuğa karşı muhafaza etmeye çalışın. Yazın özellikle güneşli yerlerde park etmemeye, şarj ederken de yine aynı şekilde gece yarısından sonra şarj etmeye çalışın. Mümkün olduğunca şarj döngüsünü %80-%20 aralığında tutmaya çalışın. Tesla örneğinden alınmış bir tabloda görüleceği üzere %75'e kadar beklenip daha sonra doldurulup %25'e kadar düşürülmüş batarya şarj durumunda neredeyse 5000 döngüden daha fazla süre aracın batarya kapasitesinin %85'inden fazlasının korunduğu görülmekte. Yani bu da bize 300 kilometrelik bir döngüyü hesapladığımızda yaklaşık 1,5 milyon kilometre yapar. NMC ve LFP batarya ile ilgili de iki tane özet liste koyuyorum. Buradan görüleceği gibi eğer Güney ve Orta Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcak ılıman iklimlerde yaşıyorsanız LFP bataryalar sıcaklığa daha dayanıklı olduğu için LFP bataryaları kullanmanız çok daha uzun ömürlere neden olur. Daha avantajlı olabilir. Eğer doğu ve kuzey bölgelerde, yani soğuk iklimin çok fazla olduğu yerlerde yaşıyorsanız NMC bataryalar soğuğa daha dayanıklı olduğu için NMC bataryalı araçları tercih edebilirsiniz. Şimdi Türkiye'de satılan LFP bataryalı araçlara bakalım. Kalan diğer araçların hepsini NMC olarak düşünebilirsiniz. Tesla Model Y Standard Range, BYD Atta 3, KGM Torres EVX, MG Comfort, Leap Motor T03, BYD Seal U, BYD Dolphin, Citroen EC3 Aircross. Bunlardan özellikle Çin menşeili olanların yasal düzenlemelere uyum belgesi almadan yeni araç getirilmeyeceğini ve marka sürekliliği açısından sıkıntı yaratabileceğini unutmadan seçim yapmanızı öneririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.